bakıyoruz. T1 artı görüntü nasıl oluyordu arkadaşlar? İki tane farklı dokunun T1 süreleri farklı. Beyin ve beyin omurilik sıvısı. Beyin kesitleri alacağız. Beyin daha yağlı bir doku. Yağlı doku olduğu için T1 süresi daha kısa. Sıvı beyin omurilik sıvısında T1 süresi daha uzun oluyordu hatırlarsanız. Şimdi ben 90 derecelik RF darbesini kısa anda gönderdiğimde, kısa seçtiğimde, ki kısa neye karşılık geliyordu, TR'ye kısa, 500 milisaniyeden daha az bir sürede gönderdiğimde her iki doku arasındaki fark, yani her iki dokudan gelen sinyal yoğunluğu farkı daha fazla olacağı için T1 ağırlıklı bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şimdi 90 derecelik RF darbesini göndermem biraz gecikirse, uzarsa, ki bir uzunlukta 1500 milisaniyenin üstü anlamına geliyor. 1500 milisaniyeden fazla beklersen o zaman ne olacak? Her iki dokudan gelen sinyal şiddeti birbirine yaklaşmaya başlayacak. Dolayısıyla iki doku arasındaki kontrast farkı belirgin olmayacak T1'den dolayı. Normal olarak aslında bu her ikisinin A ve B dokusunun diyelim gelen sinyal konsantrasyonları birbirine eşit olması beklenir ama eşit de olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü iki doku farklı olduğu için iki dokunun proton yoğunlukları da farklıdır. Yani beyin dokudaki proton yoğunluğu ile beyin omurilik sıvısındaki proton yoğunluğu farklıdır. Bundan dolayı burası hiçbir zaman eşit olmaz. Dolayısıyla gene iki doku arasında bir kontrast farklılığı, sinyal şiddetlerinden gelen bir kontrast farkı gözleriz. Gene bir görüntü ortaya çıkar. Ama ortaya çıkan bu görüntü bu defa T1 süresinden kaynaklanmaz. Dolayısıyla T1 ağırlıklı görüntü demeyiz ona. Proton yoğunluğundan kaynaklanan bir görüntü elde ederiz. Buna proton ağırlıklı görüntü denir. Şimdi elimizde iki tane farklı sekans oldu. Tahtaya geçelim. Birincisi T1 ağırlıklı görüntü. T1 ağırlıklı görüntü. Nasıl oluşuyor? TR'leri kısa tutarak. Kısa TR. Kısa TR'nin anlamı ne? Küçüktür 500 milisaniye. TR neydi? Time to repeat. Yani 90 derecelik RF darbelerini gönderme aralığı. İkinci görüntü proton density veya proton ağırlıklı diyelim. Proton ağırlıklı görüntü. Proton ağırlıklı görüntü nasıl ortaya çıkıyor? TR'yi, time to repeat, uzun tuttuğumda ortaya çıkıyor ki bu da 1500 milisaniyede büyük bir değerdir. Şimdi bir de T2'miz vardı tabi. T1 neydi, T2 neydi? Bunları söyledik. T2 artı görüntümüz var bir de tabi ki. Ama T2 artı görüntüde farklı bir şey yapacağız şimdi. 90 derecelik RF darbeleri yerine 180 derecelik RF darbeleri kullanacağız. Peki bu ne demek? Şimdi oraya geliyoruz. T2 artı görüntü nasıl elde edilir? Normalde ben 90 derecelik RF darbesini kestiğim anda in phase durumda olan protonlar defaze duruma geliyorlardı. Defaze duruma geliyorlardı. Tekrar dağılıyorlardı. Ve transvers magnetizasyon maksimum durumda sıfıra doğru gidiyordu. Ve bunlar tabi de presesyon hareketi yapıyor. Belli bir yönde dönüyorlar böyle. Ve sıfıra iniyordu. Ondan sonra tekrar 90 derecelik darbe gönderiyordum ben. Ama ondan önce bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Bir 180 derecelik darbe göndereceğim ve protonların dönüş
dönüş yönünü tersine çevirecek. 180 derecedeki anlam o. Protonların presesyon hareketini tersine çeviren bir RF darbesi göndermek suretiyle bu işi yapacağım. Yani böyle dönüyorlardı. Bir anda bir şey darbemiz geliyor ve aksi istikamette dönüyorlar. Bunu şu örnekle göstermiş bu kitabın yazarı. Güzel bir örnek. Tavşan ve kaplumbağa yarışıyorlar. Tabancayı patlattı adam, yarış başladı. Tabi tavşan fark attı buna. Gidiyor, açılıyor. Yani tam şu anda işte şeydi, in phase durumdaydılar. Protonlar in phase durumdaydı ve transvers magnetizasyon maksimum durumdaydı. Tavşan kaplumbağa farkı açtıkça ne oluyor? İn phase durumdan defase duruma geliyor protonlar ve transvers magnetizasyon sıfıra doğru gidiyor. Sinyal azalıyor. Ama o esnada adam bir komut daha veriyor. Yarışın kuralları bir anda değişiyor. Tersine koş diyor. Adeta kaplumbağaya ne yapıyor? İltimas geçiyor. Tersine koşmaya başlayınca bu defa kaplumbağa öne geçmiş oluyor. Tavşan arkada kalmış oluyor. Ama tavşan bu. Tabii ki hızı daha fazla kaplumbağaya göre tekrar o kaplumbağaya yetişiyor. Kaplumbağaya yetiştiği anda tekrar in phase duruma gelmiş oluyorlar ve sinyal şiddeti tekrar artıyor. Tabii bu kaplumbağa gene geçecek bu tarafa doğru. Adam tekrar tersine koş diye komut verecek. 180 derece RF darbeleri işte bu. Bu tabancayı patlatması 90 derece RF darbesi. 180 derecelik RF darbeleri de bu geri koşun komutu verdiği an 180 derece. Geri koşun diyor, sinyal şiddeti tekrar artıyor. Sonra tekrar azalıyor, tavşan farkı açtıkça sinyal şiddeti azalıyor. Geri koşun dediği anda tavşan tekrar kaplumbağaya yaklaşmaya başlıyor, sinyal şiddeti tekrar artıyor. Bunu gerçek olarak şöyle çizebiliriz. Bakın, T2 süremiz, yani şu transvers magnetizasyonun maksimum durumda sıfıra düşmesi anı. T2 normalde T1'den daha kısaydı zaten. Düşecek, sıfıra inecek. Sıfıra indiği anda zaten sinyalimiz kaybolacak. Sinyal kaybolacak. Ama biz sinyalin hemen kaybolmasını istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bak aslında MR sinyalimiz bu. Sinyal bu. Azalıyor, azalıyor, azalıyor. 180 derece darbe geldiği anda burada sinyal tekrar şiddetleniyor. Sinyal tekrar şiddetleniyor. En şiddetli olduğu yer işte tavşanın kaplumbağayı tekrar geri yakaladığı yer. Ama tavşan tekrar geçiyor kaplumbağayı. Sinyal tekrar azalıyor, tekrar azalıyor, azalıyor. Sıfıra gitmeden 180 derece darbe tekrar geliyor. Tekrar sinyal şiddetleniyor. Ama bir önceki şiddetten daha az gene tabii ki. Yani eninde sonunda illaki bu zarfına baktığınızda, şu sinyalin zarfına baktığınızda eninde sonunda illaki bu sıfıra inecek. Ama ne yapacağız? Bu sıfıra inmeden önce biz tekrar bir 90 derecelik RF göndereceğiz. Sinyal tekrar tepeye çıkacak. Şimdi biz bu 180 derecelik darbeleri gönderme aralığına time to echo diyoruz. Time to echo. Bir TR'miz vardı. TR'yi söyledik. TE'miz var şimdi. Time to echo. Time to echo. Bu da 180 derecelik RF darbelerini darbelerinin frekansı. Tabii ki T2 T1'den küçük olduğu gibi TE'miz de TR'den küçük. Normalde T1'imiz neydi? Bakın bunları tekrar yazayım ben buraya. T1 dediğimiz şey 300 ila 2000 milisaniye aralığında bir süre. Yani longitudinal magnetizasyonun sıfırdan tekrar maksimum konuma gelmesi için geçen süreydi. T2 neydi? T2'de 30 ila 150 milisaniye aralığında bir süre. T2 daha kısa sürüyordu. Onu da nereden hatırlayacaktık? Şu T1
Şöyle diyor, ondan sonra şarjı deşarjına benziyor ama alakası yok tabi. T1, T2. T2 daha kısa sürüyor. T2'de neydir? T2'de transfer magnetizasyonun maksimumdan tekrar sıfıra geçme, düşmesi için geçen süreye T2 diyorduk. Şimdi T2 adlı görüntü elde edeceğiz dedik. Şimdi bu 180 derece darbeleri anlattık. Bunları okursunuz zaten arkadaşlar ayrıntılarını. Şunu da anlamışsınızdır umarım. Ya burada da işte şunun neden tekrar azaldığını anlatmış. Yani bu burada 180 dereceleri gönderiyorsun da tekrar niye şurası şu şiddette olmuyor. Tekrar azalıyor, azalarak gidiyor. Onu da şu minibüsteki, dolmuştaki yolcular örneğini böyle vermiş. Böyle bir mizansen yapmış, buradan anlatmış. İşte en başta iki tane taraftar grubu dolmuşlara binmişler. İkisi de bağırıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. İkisinin de sesi aynı geliyor. İnfaz durumda. Sonra biliyorsun birisini geçiyor. Çünkü o daha kaliteli, yeni model falan. O onu geçiyor. Sonra geri döndürüyorlar. Geri döndüğünde ikisinin şiddeti aynı anda gelmiyor. Neden? Çünkü deminden beri bağırıyorlar. Yolcular yorulmuş. Mesela işte buradakiler, bu minibüstekiler daha çok yorulmuşsa, yani burada da işte dokuların arasındaki proton yoğunluğu farkı da işin içerisinde aslında. İşler böyle çok da anlattığımız kadar basit değil. Bu dokunun, yani bu yolcular daha yorgun. Azalmış bunların sız. Bunlar biraz daha az azalmış gibi böyle anlatmış. Bunları okursunuz. Evet, şimdi T2 harfli görüntü nasıl elde ediyoruz? Ona bakalım. Şimdi gene burada iki tane farklı dokuyu görüyoruz. A dokusu ve B dokusu. A dokusunun T2'si daha kısa, gördüğünüz gibi. Buna beyin diyelim. Beyin, yağlı doku. A dokusuna beyin diyelim. T2 süresi daha kısa. B dokusu, T2 süresi daha uzun sürüyor bakın. Buna da ne diyelim? Beyin omurilik sıvısı diyelim. İki doku arasında işte bakın T2 sürelerinin farkından dolayı bir sinyal şiddetinde fark oluşacak. Dolayısıyla bu sinyal şiddetindeki fark da görüntüde bizim kontrast farkı olarak ortaya çıkacak. Görüntünün ağırlığını belirleyecek olan şey bu. Şimdi ben burada TE'yi kısa tutarsam iki doku arasındaki kontrast farkı çok az olur. Ne yapmam lazım? TE'yi kısa tutmamam lazım. TE'yi uzun tutmam lazım ki iki doku arasındaki fark bariz bir şekilde karşımıza çıksın. Dolayısıyla ben T2 ağırlıklı görüntü elde etmek için ne yapmam lazımdı? TE'yi kullanacağım şimdi. TE uzun kullanacağım. Ama TE uzun dediğim şey aslında TR kısadan bile daha kısa. TE uzun dediğim şey benim kaçtır? 80 milisaniyeden daha büyük olan bir değerdir. 80 milisaniyeden daha büyük olan bir değerdir. T2 ağırlıklı görüntü elde etmiş oluyorum. Tamam. Bunlar önemli arkadaşlar sınavlarda. Şimdi buraları okursunuz. Adam hala puzzle yapmaya çalışıyor. Spin echo sekansımıza geri dönelim. Bakın işte burada ne yapıyoruz? 90 derecelik RF darbesini gönderiyoruz. 90 bir daha göndereceğiz tabii. 90 derecelik RF pasları arasındaki süre 90'ların arasında 180'ler gelecek işte. Tamam. Hani tavşanla kaplumbağayı geri çağırma komutu. 180 dereceler gelecek. Sinyal tekrar büyüyecek yani. Şekilde olacak.
Sadece TR'leri kullanarak, hiç TE kullanmadan, yani sadece TR'leri kullanmak ne demek? Sadece 90 derecelik RF darbeleri kullanarak TR artı görebilirsiniz. Ama biz normalde her ikisi de var bizde. Yani MR cihazımızda hem 90 derecelik RF darbeleri var, hem 180 derecelik RF darbeleri var. Bunların biz frekanslarıyla oynayarak sekansları elde ediyoruz, görüntüleri elde ediyoruz. Şimdi burada işte soru gelmiş. Diyor ki uzun TR kısa TE seçersek ne olur? Uzun TR kısa TE. Yani şu, değil mi? Uzun TR. TR'yi uzun yaptın, TE'yi de kısa yaptın. Kısa TE ne demek bu arada? Kısa TE 30 milisaniyeden küçük demek. 30 milisaniyeden küçük. Bunu yaparsak, bakın farklı dokunun sinyal şiddeti çok uzun süre beklediğimiz için ne olacak? Birbirine yakınlaşacak. Dolayısıyla T1 artı bir görüntü söz konusu olamaz. Sonra T2'ye baktığımızda ise kısa T'ye seçtik. Henüz iki doku arasındaki fark gene belirginleşmeden T'yi gönderdik. Dolayısıyla T2 artı görüntü de elde etmiş olamayız burada. O zaman ne olacak? Şu olacak. Gene de bir görüntü elde edebiliyoruz. Gene de kontrast farkı elde edebiliyoruz iki doku arasında. Çünkü iki dokunun yapıları farklı. Proton ağırlıkları farklı, dolayısıyla proton ağırlıklı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Uzun tere, kısa tere seçiniz. Ayrıntıları okusunuz. Uzun tere, uzun TE kullandığınızda ne olur? Uzun tere, uzun TE. Bakın şimdi ne olur? Şuraya gelelim. Yaptı görüntü olacak. Tere, uzun. TR uzun değil de şurada. 1500 milisaniyeden büyük. Şimdi bakın. TR'yi uzun kullan. Dolayısıyla iki dokunun T1 eğrileri birbirine yaklaştı. İki dokunun T1 eğrileri birbirine yaklaştı. Ondan sonra yaklaştığı için T1'e bağlı bir görüntü farklılığı ortaya çıkmayacak. Yani T1 artı görüntü elde edemeyeceğiz. Ama uzun T'ye seçtiğimiz için T2 eğrileri iki dokunun birbirinden ayrılmaya başlayacak. Böylece tamam mı? İki dokunun T2'lerine bağlı bir görüntü elde etmiş olacağız. Dolayısıyla T2 artı görüntü elde etmiş olacağız. Peki. Onu da söyledik. Kısa TR kısa TE seçersek ne olur? Kısa TR kısa TE. Kısa TR seçtik. Ne oldu? Kısa TR seçtiğimiz için iki doku T1 eğrileri bakın iki dokunun kontrast farkı belirgin bir şekilde ortaya çıkacağı için T1 artı olacak. Zaten TE'leri de kısa seçildiği için T2 ile alakalı hiçbir durum söz konusu olmayacak. Dolayısıyla kısa TR kısa TE bize T1 artı görüntü sağlamış olacak. TR ne dedik? TE kısa. TE kısa. Tamam. Konsantre olamadıysanız böyle hafıza teknikleri falan kullanmış. Yani ne zaman uzun ne zaman kısa şunu ezberleyebilmeniz için.